Sayın Mehmet Şimşek, bizim derdimiz vergi vermeyen kayıt dışında olanlar, onları sistemin içerisine alacağız diye açıklama yaptı. Ben buradan Sayın Şimşek'e seslenmek istiyorum. Bu adı geçen şirketlerin tamamı sistemin içerisinde. Yani derdimiz vergiyi tabana yaymak diyor Sayın Şimşek. Ben Sayın Şimşek'e buradan ifade etmek istiyorum. Tabana yaymakta çok başarılısınız. Tavana yaymakta sorun var. Tavana niçin vergileri yayamıyorsunuz? Ayrıca Sayın Şimşek diyor ki biz vergi reformlarıyla ödemeyenlerin üzerine gideceğiz. Vergide adaleti iyileştirmemiz lazım. Şimdi ödemeyenlerin üzerine gitmek, işte bugün gündemde olan bu kadar kamu ihaleleriyle zenginleşen şirketlere giderek gel arkadaş sen devlet ihalesiyle bu kadar gelir elde ettin, bunun karşılığını öde demektir. Vergide adalet bu mudur? İki gün önce vergi paketini konuşurken izahat müessesesi ve denetim müessesesi adı altında iki tane kurumu burada oylarınızla geçti. Peki bu kadar kamudan zenginleşen şirketleri kim denetleyecek? Bunları izahata kim çağıracak? Bu kadar gelir elde edenlere gel bunun hesabını ver kim diyecek? Dar gelirli insanlarımızın vergi yükünü hafifletmeden, vergi adaleti sağlanmadan toplumsal barışı nasıl sağlayacağız? Çarpık ve adil olmayan vergi sisteminde köklü değişiklikler yapmadan toplumumuza güveni nasıl vereceğiz? Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. Gelir dağılımı adaleti olmadan insanlarımıza umut olamayız. Hep söylenen bir şey var. Adalet mülkün temeli. Buna inanıyoruz. Ama görüyorum her bir sıkışıklıkta milletten fedakarlık bekliyoruz. Milletten fedakarlık bekliyorsunuz. Ama iş kendi sorumluluklarınızı taşın altına elinizi koymak olduğunda maalesef burada bunu hiç dikkate almıyorsunuz.